teşkilü değil, sonra parçaların arasına paslanmaz çelik çubuklar eklendi. Bu yol Erkenfrik kapısını çevreleyen Ortafrik molos dolguyu da stabilize ettik. Sit alanının alışılmadık inşa tarihi ile ilişkili olan bu geniş alana yayılan taş dolgu sürekli bir sorun olmaya devam etti. Milattan önce 8. yüzyılın başında Gorya'nın hükümdarları iç kaleyi daha yüksek veya bir bölümüne kavuşturmak amacıyla yeniden inşa etmeye karar verdiklerinde Erkenfrik kapısının içi ve çevresi 10 metrelik taş molozla dolduruldu. 1950'lerde Erkenfrik kapısı kazanırken çevresindeki moloz sabit olmayan teknikeli bir halde bırakılmış. 2016 kışında taşlardan büyük parçalar koparak üzerindeki korunmuş halde duran Ortafrik kapısının ayık kalıntılarını teknikeye atmıştı. Ankara'daki Tarihi Koruma Kurulu'nun izni ile Moloz dolguyu sabitleme projesini tamamladık.